İki takım bundan sonrası için gelecek tablosunu nasıl görüyorsunuz hocam? Trabzon'da Şenol Hoca'nın oyun planlarında hep 8 ve 10 numaraların önemini çok iyi biliyoruz. Şimdi 8 ve 10 numaralara belki Ozan Tufan'ın daha da ön plana çıkabileceği bir oyun planıyla devam ettirebilir diye düşünüyorum süreci. Ve Trabzon anladığımız kadarıyla artık daha hücum, daha 3. bölge, oradaki baskıları göreceğimizin dün sinyallerini verdi. Hocanın da zaten açıklamalarında defans yaparak gol atmak istemiyorum. Hücum yapalım ama gol de yeriz ama yine atarız gibi bir özet çıkarttım kendimce. O yüzden daha de hücum yönü bol, seyir zevki daha keyifli bir Trabzon'a doğru gidecek diye düşünüyorum. Beşiktaş'a gelince de umarım bu güzel oyunlarını devam ettirirler. Her rakibi bu şekilde zorlarlar. Biz de çok keyifli bir şekilde izlemeye devam ederiz. Hocam yıllardır Trabzonspor'u izliyorsunuz. Trabzonspor'un genlerinde biraz pivot santrofor geleneği olduğu konuşuluyor son günlerde. Yani Dragoş geçen sezon Gaziantep FK'da harikalar yarattı ama işte bir Sörloth, Onaçu, Cornelius gerçekleri de var. Pivot santrofor bu kadar fark yaratır mı? Şu anda bir pivot santrofor olsaydı Trabzonspor'da her şey daha mı farklı olurdu? Ya Ya bu kadar fark yaratabilir mi? yaratır ama hocanın oynadığı taktik ne? Yani oyuncular bir kere pivot santrofor oynamaya müsait oyuncular mı? Siz oyunu nerede tutmak istiyorsunuz ve nerede oyunu yığmak istiyorsunuz? Yani bunların hepsi bir soru ve bu soruların hepsinin bir cevabının da olması lazım. O yüzden sadece bir pivot santrofor olsaydı ya da işte milli takımımızda da çok eleştiriler var. Bir santroforla oynasaydı. Ama hoca orada ne görüyor ve oyunculardan nasıl faydalanmak istediği çok önemli. Şurada da şunu belirtmek isterim. Biraz önce Erke Bey çok güzel bir şeye değindi. Ben yıllardır Abdullah Avcı'yı takip ediyorum. Çok ciddi bir hayranıyım da aynı Ben de zamanda çok yani. severim Ben çok hocayı yani. severim. Bir kere tarzı, iletişim şekli, antrenörlük tarzını çok beğendiğim ve olabildiğince de örnek aldığım bir hoca. Bence çok iyi transferler yapıp meyvesini yiyemediği bir süreçte takımdan ayrılmak durumunda kaldı. Şimdi de Şenol Hocam onu alacak, daha fazla çalışarak, daha fazla imkan bularak devam ettirecek diye düşünüyorum. Ama pivot santrofon olsaydı, santrofor olsaydı ya da tek bir Evet. santroforumuz olsaydı kısımları, yanında kim var, hangi oyuncun var, senin oyun planın ne, sen uzun toplarla mı 3. bölgeye gitmek istiyorsun, penetre paslarla mı 3. bölgede topla buluşmak istiyorsun, kanat varyasyonlarını mı kullanacaksın, bek bindirmesini mi daha ön plana çıkartıyorsun, hocanın planı ne? Yani ve elinizdeki malzeme ne? Oyuncu kalitesi, oyuncu kadronuz ne? Hangi oyuncularla en iyisini ortaya çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Hocam en çok merak edilen konu çok konuşuluyor. Ne çok konuşuluyorsa da teknik direktör gözüyle bilgilenmek için hocama Kesinlikle, ama soruyorum. Türk futbolunun galiba kodlaması orta kafa gole döndüğü için geçen sene özellikle Trabzon'da. O yüzden Trabzon'da şey beklentisi var taraftarda ya. 1.85 üzeri bir santrafor gelsin. Kısa mesafede ilk adımı büyük atabilsin ve ilk adımdan sonra da o sıçrama adımı da kuvvetliyse Visca ortalar, geçen sene Trezeguet ortalar, Eren ortalar, mutlaka bir şekilde arka direk ön direk kolay gol atarız. Bir de bizde çizgiye kadar inme alışkanlığı olmadığı için oyun tıkandı mı Vurdu bine. vur dibine, şişir arka tarafı, biri indirsin. O yüzden de bence Trabzonspor kamuoyunun en çok istediği şey o pivot santrafor alışkanlığı buradan kaynaklanıyor. Ki Sörloth'un bir avantajı var ki dün de Atletico Madrid maçında gördük. Aslında Sörloth bu oyunun değişmesi gerektiğini o dönem bize anlatıyordu. Siz uzun oyuncu arıyorsunuz ama bakın benim driblingim var. Ben 3 adım 4 adım topu taşıyıp şut çekebiliyorum. Ki o yüzden Atletico Madrid bu sene zaten öyle bir santrafora döndü. Yani sadece biz bazı alışkanlıklarımıza çok sıkı sıkı bağlıyız. O alışkanlıklardan kopmadığımız için hep aynı tipte oyuncular istiyoruz. Peki Erke, hocaya sorduğumu aynen sana yönelteyim. Bu partı kapatırken iki takımın da bundan sonrasını sen nasıl görüyorsun? Yani Beşiktaş evet bir puanla öndü ama Trabzonspor için bence bir puandan daha fazlası kazanıldı. Trabzonspor ezber oturtmak için vakti var. Taraftar da şu an beklentiyi aşağıya çekmiş durumda. O yüzden Şenol Güneş'in hareket alanı yüksek. Camiada 5 kere teknik adamlık yapmış, efsane olmuş bir ismin kredisi çok daha fazla olacak. O yüzden Trabzonspor bundan sonraki hedefini lig ikinciliği ya da üçüncülüğü için koyabilir. Beşiktaş içinse hoca zaten üstünden geçti. Benim ekstra söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Belki SSA'larda kaldığımız noktada devre arasında bir tane daha yaratıcı oyuncu. Yani orta sahada senin oyununu tekrar değiştirebilecek bir isme ihtiyaç var. Hani örneklendirmeyi mesela hani takım değiştireceğiz, konu değiştireceğiz ama Sara gibi iki yönde oynarken
kendine de takım arkadaşına da biraz daha pozisyon yaratabilecek bir orta saha. Jetson Fernandez'in bir kademe altı veya üstü. Arada da kanata kaydırabileceğim bir oyuncu. Juan Mario öyle bir oyuncu ama direkt ilk 11 oyuncusu Juan Mario. Ve Inter'deki performansını ne kadar verebilecek? Ya da 2 sene önceki Benfica performansını. O yüzden orada daha istikrarlı performans verecek bir oyuncuyla belki hem rotasyon sıkıntısı çözülür hem de şampiyonluk yarışında 3. takım olur gibi gözüküyor.